Merhabalar, önümüzdeki 30 yılda işletim alınacak hızlı demiryolu projelerinin listesi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 2053 Master Planı'nda yapımı devam eden projelerin başlangıç ve bitiş tarihleri yer alıyor. Ana planda yeni başlanacak hızlı demiryolu projelerine de yer veriliyor. Videomuzda çalışmanın detaylarını animasyonlar eşliğinde aktaracağız. 2053 yılına kadar bitirilecek demiryolu yatırımlarını gösteren plan, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Türkiye'de mevcutta iki hızlı tren hattı hizmet veriyor. Ankara-Eskişehir-İstanbul güzergahı ile Ankara-Konya-Karaman hatları yoğun talep görüyor. Yapımı devam eden hatlardan Ankara-Sivas hattında test sürüşleri devam ediyor. Öte yandan Ankara-İzmir, Adana-Mersin-Gaziantep, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Karaman-Ulukışla ile Aksaray-Ulukışla projelerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar hızlı tren yatırımları için yaklaşık 10 milyar avro harcama yapıldı. Bugün anlatacağımız tüm projeler hizmete alındığında toplam yatırım miktarı 80 milyar avro olacak. 2053 yılında yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısı 8'den 52'ye yükselecek. Şimdi önümüzdeki 30 senede hızlı demiryolu hatlarında görülecek yıllık ilerlemeyi animasyonlar eşliğinde anlatalım. Uzun zamandır beklenen Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesinin ulaşım ana planında 2023 yılında tamamlanması öngörülüyor. 2023 yılına geldiğimizde Karaman-Ulukışla ile Bursa-Osmaneli hattının tamamlanması da hedefleniyor. Bandırma-Balıkesir arasındaki hızlı tren hattının da gelecek sene bitirilmesi planlanıyor. Ankara-İzmir hızlı tren hattının ilk aşamasının 2024 yılında hizmete alınması hedefleniyor. İlk kesim Polatlı ile Afyon arasında yer alıyor. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Halkalı arasındaki bölümü de 2024 yılında bitirilmesi gereken projelerden. Ayrıca Toprakkale-Nurdağ-Başpınar geçişi ile Adana-İncirlik-Toprakkale kesimi de aynı yıl tamamlanmak üzere projelendirilen hızlı demiryolu hatlarından. 2024 yılı İstanbul Havalimanı Çatalca bağlantısı ile Sivas-Erzincan ve Bursa-Gemlik hızlı tren projelerinde başlayacağı yıl olacak. Ankara ile İstanbul arasında saatte 500 km hız yapabilecek trenler için özel olarak tasarlanan sürat projesine de 2024 yılında başlanması hedefleniyor. Yerköy-Kayseri, Mürşitpınar-Şanlıurfa ve Konya-Seydişehir-Antalya projelerine de aynı yıl başlanacak. 2025 yılına geldiğimizde Ankara-İzmir arasında kesintisiz hızlı tren yolculuğu yapıyor olacağız. Aynı yıl Bandırma-Bursa hattının da tamamlanması hedefleniyor. Kapıkule-Çerkezköy kesimi de planlandığı gibi 2025 yılında tamamlanırsa Halkalı-Kapıkule arasındaki proje de bitmiş olacak. Aynı yıl Aksaray-Ulukışla hattının da hizmete açılması planlanıyor. 2025 yılında Ali Ağa Çandarlı-Bergama ve Selçuk Ortaklar-Aydın projelerinin yapımına başlanması hedefleniyor. Ayrıca Adapazarı-Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Halkalı arasındaki hızlı demiryolu projesine de 2025 yılında başlanması planlanıyor. Aynı yıl Balıkesir-Bergama, Delice-Çorum, Aksaray-Konya ve Sivas-Çetinkaya hızlı tren hattının yapımına da başlanacak. ...2026 yılında 3. Havalimanı Çatalca hızlı tren projesinin tamamlanması planlanıyor. Aynı yıl Aydın-Denizli ve Çetinkaya-Malatya hattının yapımı başlayacak. 2027 yılında Ulukışla-Yenice, Adana-Mersin ve Ali Ağa-Çandarlı-Bergama projeleri tamamlanarak hizmete alınacak. 2028 yılında Adapazarı-Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Halkalı hızlı tren hattı tamamlanarak hizmete açılacak. Aynı yıl Selçuk-Ortaklar-Aydın projesi de bitirilecek. 2029 yılında Sivas-Erzincan ile Bursa-Gemlik projelerinin tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. 2030 yılında Sürat projesinin bitirilmesi hedefleniyor. Aynı yıl Yerköy-Kayseri, Mürşitpınar-Şanlıurfa, Konya-Seydişehir-Antalya projeleri de hizmete alınacak. Ayrıca Aydın-Denizli ile Çetinkaya-Malatya hatları da tamamlanacak. 2030 yılında Afyon-Burdur, Burdur-Antalya ve Eskişehir-Afyon hattının yapımına başlanacak. 2031 yılında Balıkesir-Bergama hattı tamamlanacak. Böylece İstanbul-İzmir arasında Marmara bölgesinden bir hızlı tren hattı da tesis edilmiş olacak. Ayrıca Delice-Çorum ve Aksaray-Konya hızlı tren hatları da bitirilecek. Merzifon-Samsun, Delice-Kırşehir, Çorum-Merzifon ve Kayseri-Aksaray projelerine başlanacak.
2032 yılında Sivas-Çetinkaya projesinin tamamlanması hedefleniyor. Aynı yıl Nurdağ, Kahramanmaraş, Kırşehir, Aksaray, Aksaray, Şerefli Koçhisar, Malatya, Elazığ ve Erzincan, Erzurum projelerinin yapımına başlanacak. Ayrıca Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Şanlıurfa, Mardin ve Erzurum, Kars ve Kars Delucu projelerine de 2032 yılında kazma vurulacak. ...2034 yılında Merzifon, Samsun, Delice, Kırşehir ve Nurdağ, Kahramanmaraş hattının yapım işlerinin tamamlanması planlanıyor. 2035 yılında Afyon, Burdur ve Burdur, Antalya hızlı tren hatları tamamlanacak. Kırşehir, Aksaray, Aksaray, Şerefli, Koçhisar ve Malatya, Elazığ hatları da aynı yıl bitirilecek. Eskişehir, Afyon hızlı demiryolu hattının 2036'da tamamlanması hedefleniyor. Bu hedef yakalanırsa İstanbul'dan Antalya'ya doğrudan hızlı bir demiryolu hattı tesis edilmiş olacak. Aynı yıl Çorum-Merzifon, Erzincan-Erzurum, Elazığ-Diyarbakır projelerinde bitirilmesi bekleniyor. 2037 yılında Kayseri-Aksaray-Gaziantep-Şanlıurfa ve Şanlıurfa-Mardin ile Erzurum-Kars-Dilucu projelerinin işletime alınması bekleniyor. 2038'e geldiğimizde hedeflenen hızlı tren hattı yatırımlarının büyük oranda tamamlandığını görüyoruz. Nusaybin ve Siirt projelerinin yapımına bu yıllarda başlanması öngörülüyor. Sonraki 3 yılda Adıyaman, Trabzon ve Rize'de hızlı tren çalışmalarına başlanacak. Erzurum-Rize hattının 2049, Erzincan-Trabzon hattının ise 2051'de işletime alınması planlanıyor. Ulaşım ana planı hayata geçirildiğinde demir yollarının yolcu taşımacılığındaki payı %6'ya, yük taşımacılığı payı %22'ye çıkartılmış olacak. Yıllık yolcu taşımacılığı 19 milyondan 270 milyona yükselirken, yük taşımacılığı da yıllık 55 milyon tondan 448 milyon tona ulaşacak. Plana göre demir yollarında kullanılacak enerjinin %35'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak. ...2053 Ulaşım Ana Planı hakkında bilgi sunduk. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı Programı'na dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı Programı ile ilgili detayları web sitemizden bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.